Ali İmran suresi 52. ayetten itibaren. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktaki İsa onlardan taşan küfrü hissetti. Dedi: Allah'a doğru giden yolda bana yardım edecekler kim? Havariler, biziz Allah'ın yardımcıları. Allah'a inandık. Sen de ey İsa, şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarız, dediler. Ey Rabbimiz, senin indirdiğin o kitaba inandık, o peygambere de tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Hileye saptılar. Allah da onların o hilekarlıklarına mukabele etti. Allah bütün hilekarları hakkıyla bilendir. O zaman Allah şöyle demişti: Ey İsa, şüphesiz ki seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendime yükseltip kaldıracak, seni küfredenlerin içinden tertemiz kurtarıp çıkaracak ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacak da benim. Sonra dönüşünüz de yalnız bana olacaktır. İşte o zaman aranızda hakkında ihtilaf etmekte olduğunuz şeylerin hükmünü ben vereceğim. Fakat o küfredenlere gelince, ben onları dünyada da ahirette de en çetin bir azapla azaplandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip iyi işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Biz bunları sana ayetlerden, hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Muhakkak ki İsa'nın hali de Allah indinde Adem'in hali gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da oluverdi. Hak Rabbindendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Artık sana ilim geldikten sonra kim seninle onun hakkında çekişirse de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimiz ve kendinizi çağıralım, sonra dua ve niyaz edelim de Allah'ın lanetini yalancıların üstüne okuyalım. Değerli dinleyenler, bu ayetle ilgili olarak Ali İmran suresi 38. dipnotta şöyle denilmektedir: Bu ayetler Yemenli Necran Hristiyanlarından Medine-i Münevvere'ye gelip İsa aleyhisselamın tanrılığını iddia eden bir heyet hakkında nazil olmuştur. Bu ayete İbdihal ayeti derler. Necranlılar bu teklife yanaşmamışlar, akıbetlerinden korkmuşlardı. Ebu Nuaym'ın rivayetine göre cizye vermeye razı olup gitmişlerdir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. İşte bu elbette en doğru bir haberin beyanıdır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz yegane galiptir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir o. Eğer yine yüz çevirirlerse, muhakkak Allah o fesatçıları hakkıyla bilendir. De ki, ey kitaplılar, hepiniz bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin, şöyle diyerek: Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım, Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler tanımayalım. Buna rağmen eğer yine yüz çevirirlerse, o halde deyin ki, şahit olun, biz muhakkak Müslümanlarız. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niye çekişip duruyorsunuz? Tevrat da
İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Buna aklınız ermiyor mu? İşte sizler onlarsınız ki hakkında biraz bilginiz olan şeyde çekiştiniz. Ya hiç bilginiz olmayanlar hakkında hala niye çekişip duruyorsunuz? Halbuki Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi o. Hakikat İbrahim'e insanların en yakını, herhalde zamanında ona tabi olanlarla şu peygamber ve şu iman edenlerdir. Allah o iman edenlerin yaridir. Kitaplılardan bir zümre arzu etti ki sizi bir şaşırtsalar. Halbuki onlar kendilerinden başkasını şaşırtıp sapıtamazlar da farkına bile varmazlar. Ey kitaplılar! Kendiniz Tevrat'ta ve İncil'de görüp ve bilip dururken Allah'ın ayetlerini niye inkar ediyorsunuz? Ey kitaplılar! Niye hakkı batılla karıştırıyor, gerçeği gizliyorsunuz? Halbuki bunu bilip duruyorsunuz da. Kitaplılardan bir güruh şöyle dedi. Kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman edenlere gündüzün evvelinde inanın, ahirinde küfrü inkar edin, olur ki dönerler. Ve dininize tabi olandan başkasına aman vermeyin. Onlara de ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. O güruh aralarında da şöyle derler. Size verilenin benzeri hiçbir kimseye verilmiş olduğuna yahut onların Rabbiniz indinde size karşı deliller, hüccetler getireceklerine inanmayın. De ki, lütfi inayet muhakkak Allah'ın elindedir. Onu kime dilerse ona verir. Allah rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir. O kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet sahibidir. Kitaplılardan öyle kimse vardır ki kendisine bir kantar altın emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Öyle kimse de vardır ki ona emaneten tek bir altın versen onu sen üzerinde ayak direyip durmadıkça sana ödemez. Bunun sebebi şudur. Onlar ümmiler hakkında bize karşı mesuliyete bir yol yoktur demişlerdir. Onlar Allah'a karşı kendileri de bilip durdukları halde yalan söylerler. Değerli dinleyenler, bu ayetle ilgili olarak Elmalı tefsiri 1138. sayfada şöyle denilmektedir. Yahudi ulemasından olup peygambere iman ederek Müslüman olan Abdullah İbni Selam, Kureyş'ten yani Kureyş kabilesinden olan Araplardan birinin emanet bıraktığı 1200 okka altını noksansız teslim etmişti. Nitekim yine Yahudilerden Fenhas İbni Azura, diğer bir Kureyşli Arap'ın emanet bıraktığı bir dinarı inkar etmişti. Bu hıyanetin sebebi şu yanlış düşünceden kaynaklanmaktadır. Adam sende, ümmilerin, okuyup yazması olmayanların hakkı mı olurmuş? Belgesi, cezai müeyyidesi bulunmayan, hele dini aykırı olan kimselerin hakkını yemek helaldir. Evet, Yahudiler bunu yaparken, haşa Allah'a yalanı iftira ederek, bunu ilahlarının ve dinlerinin emrettiğini söylerler ve ayette buyurulduğu veşiyle, ümmiler hakkında bize karşı mesuliyete bir yol yoktur demişlerdir. Onlar Allah'a karşı kendileri de bilip durdukları halde yalan söylerler. Evet, böylesi bir hükmü işlerine öyle geldiği için haşa Allah'a atfederek bunu dinlerinin emrettiğini söylerler ve Allah'a karşı bile bile yalanı iftira ederler. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Hayır, kim ahdini yerine getirir ve sakınırsa şüphesiz Allah da o sakınanları sever.
Hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir bahayı satın alanlar yok mu? İşte onlar. Onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Ehli kitaptan öyle bir güruh da vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu kitaptan sanasınız diye. Halbuki o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. O ise Allah katından değildir. Allah'a karşı kendileri bilip dururken yalan söylerler. Beşerden hiçbir kimseye yakışmaz ki Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp da bana kul olun desin. Fakat o öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbaniler olun der. Sizin melekleri ve peygamberleri ilahlar edinmenizi de emretmez o. Ya size siz Müslümanlar olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Allah peygamberlerinden andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra da size nezdinizdeki o kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber gelecektir. Ona kat'i olarak iman ve ona herhalde yardım edeceksiniz diye ahd ve misak aldığı zaman dedi ki, İkrar ettiniz ve uhdenize bu ağır yükümü alıp kabul eylediniz mi? Onlar cevaben ikrar ettik dediler. Allah dedi ki, öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlik edenlerdim. Artık kim bu ikrardan sonra yüz çevirirse, işte o gibiler fasıkların ta kendileridir. Şimdi onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir. Nihayet de ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki, Allah'a iman ettik. Bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve oğullarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere de inandık. Onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuşlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan bu din asla kabul olunmaz ve o ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır. Kendilerine apaçık deliller gelmiş, o peygamberin şüphesiz bir hak olduğuna şahitlik de etmişlerken, imanlarının arkasından küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah zalimler güruhunu hidayete götürmez. Muhakkak Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onların tepesine. İşte onlar, onların cezaları. Onlar bunun içinde ebedi kalıcıdırlar. Kendilerinden ne azap hafifletilir ne de onlara bakılır. Bundan sonra tövbe ve nefslerini ıslah edenler müstesna. Çünkü Allah cidden kusurları örten, çok esirgiyendir. Hakikat imanlarının arkasından küfretmiş, sonra da küfrünü artırmış olanların tövbeleri asla kabul olunmaz. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Hakikat küfredenler ve kendileri kafir olarak ölenler yok mu? Onlardan hiçbirinin yeryüzünü dolduracak miktardaki altını dahi onu feda etse de katiyen makbul olmaz. İşte onlar, pek acıklı bir azap onlarındır. Kendilerinin hiçbir yardımcıları da yoktur. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar
asla iyiliğe ermiş olmazsınız. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilicidir. Tevrat indirilmezden evvel Yakub'un kendisine haram kıldığı şeylerden başka yiyeceğin her türlüsü İsrailoğulları için helal idi. De ki, eğer doğrucularsanız Tevrat'ı getirin de onu okuyun. Artık kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah sözün doğrusunu söylemiştir. Onun için Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Şüphesiz alemler için çok feyizli ve aynı hidayet olmak üzere konulan ilk ev elbette Mekke'de olandır. Orada apaçık alametler İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah alemlerden ganidir. De ki, ey kitaplılar, Allah ne yaparsanız hepsini hakkıyla şahitken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitaplılar, kendiniz şahitler olduğunuz halde niye iman edenleri Allah yolundan kendiniz onda bir eğrilik aramaya yeltenerek döndürmeye çalışıyorsunuz? Allah ne yaparsanız gafil değil. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerin içinden herhangi bir zümreye boyun eğecek olursanız sizi imanınızdan sonra döndürüp kafirler yaparlar. Halbuki siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki karşınızda Allah'ın ayetleri okunup durmaktadır. Onun peygamberi de içinizde. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa muhakkak ki doğru bir yola iletilmiştir o. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz Müslümanlar olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin. Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz düşmanlar idiniz de o kalplerinizi İslam'a ısındırıp birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde din kardeşleri olmuştunuz. Ve yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böylece apaçık bildiriyor. Ta ki doğru yola eresiniz. Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki onlar hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte onlar muradına erenlerin ta kendileridir. Siz kendilerine apaçık deliller, ayetler geldikten sonra parçalanıp ayrılanlar, ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar, en büyük azap onlarındır. O gündeki nice yüzler bembeyaz olacak, nice yüzler de kapkara kesilecek. Yüzleri simsiyah olanlara gelince onlara imanınızdan sonra küfrettiniz ha, işte o küfretmenize mukabil tadın azabı denilir. Yüzleri bembeyaz olanlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar bunun içerisinde ebedi kalıcıdırlar. Bütün bunlar Allah'ın hak olarak sana okuya geldiğimiz ayetleridir. Allah alemlere hiçbir haksızlık etmek istemez. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın.
bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Çünkü Allah'a inanıyorsunuz. Kitaplılar da inansaydı kendileri için elbette hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır. Fakat onların pek çoğu fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar yapamazlar. Eğer sizinle muharebe ederlerse size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Meğer ki Allah'ın ipine ve insanların, müminlerin ahdine sığınmış olsunlar. Onlar döne dolaşa Allah'ın hışmına uğradılar. Üzerlerine de bir miskinlik vuruldu. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkarla kafir olmuşlar, peygamberleri haksız yere öldürmüşlerdi. Bir de şudur. Çünkü onlar isyan etmişler ve aşırı gitmişlerdi. Hepsi bir değildirler. Kitaplıların içinde ayakta dikilen bir ümmet vardır ki, gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar. İşte onlar salihlerdendirler. Onlar ne hayır işlerlerse elbette onun mükafatlarından mahrum bırakılmayacaklar. Allah takva sahiplerini pek iyi bilendir. Hakikat o küfredenler yok mu? Onların ne malları, ne evlatları, kendilerini Allah'ın azabından hiçbir şeyi kabil değil gideremezler. Onlar cehennemin yâr-ı hemdemidirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Onların bu dünya hayatında harc ve sarf ede geldiklerinin misali, kendilerine zulmeden bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın hali gibidir. Onlara Allah zulmetmedi. Fakat kendileri kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Kendi din kardeşlerinizden başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat yapmakta hiç kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikat onların kin ve buğzları ağızlarından taşıp meydana vurmuştur. Göğüslerinde gizlemekte oldukları düşmanlıksa daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık eğer düşünürseniz. İşte siz o kimselersiniz ki onları seversiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitapların hepsine inanırsınız. Onlarsa yalnız sizinle buluştukları zaman inandık derler. Aralarında baş başa kaldıkları vakitte size karşı olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki, kininizle geberin. Şüphesiz ki Allah onların sinelerindeki bütün özü hakkıyla bilicidir. Eğer size bir iyilik dokunursa onları tasaya düşürür. Şayet size bir fenalık gelirse onunla sevinirler. Eğer göğüs gerer sakınırsanız onların hilekarlıkları size hiçbir şeyle zarar veremez. Şüphe yok ki Allah ne yaparlarsa hepsini çepçevre kuşatıcıdır. Hani sen müminleri muharebeye elverişli yerlerde tabiye etmek üzere erkenden ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendi. Her şeyi kemaliyle bilendi. O zaman içinizden iki zümre zaaf göstermek istemişti. Halbuki onların yardımcısı Allah'tı. Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Andolsun ki siz
adetçe, silahça, binekçe düşmandan daha zayıf ve çaresizken Allah size Bedir'de kat'i bir zafer verdi. Allah'tan sakının ta ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size imdad etmesi yetişmez mi size diyordun. Evet, siz sabrü sebat eder, sakınırsanız, düşmanlar da ansızın üstünüze gelecek olurlarsa, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle imdad edecektir. Allah bu imdadı size başka değil, sırf zaferin bir müjdesi olsun, kalpleriniz onunla yatışsın diye yaptı. Yoksa nusret ve zafer ancak yegane galip ve yegane hüküm ve hikmet sahibi olan Allah canibindendir. Bir de Allah bu imdadı küfredenlerden ileri gelenleri kessin yahut onları tepesi aşağı getirsin de geri kalanlar da emellerine kavuşamayan bedbahtlar olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Kullarımın işinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah ya onların tövbesini kabul eder yahut onları kendileri zalim kimseler oldukları için azaplandırır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın. O kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azaplandırır. Allah çok bağışlayıcı, gerçekten esirgeyicidir. Ey iman edenler! Faizi kat kat artırılmış olarak yemeyin. Allah'tan korkun. Ta ki muradınıza eresiniz. Kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin. Ta ki rahmete kavuşturulasınız. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan cennete ki eni göklerle yer kadardır, koşuşun. Onlar, o takva sahipleri, bollukta ve darlıkta infak edenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarından aff ile geçenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ve çirkin bir günah işledikleri yahut nefslerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Günahları Allah'tan başka kim bağışlar? Bir de onlar işledikleri günah üzerinde bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir. İşte onlar, onların mükafatı Rablerinden bir bağışlama ve altından ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Böyle yapanların mükafatı ne güzeldir.